Amerika tahvil piyasasını alt üst eden fırtınanın sakinleşmesi üzerine yatırımcılar emin limanlardan hızla riskli varlıklara yöneliyor. Dolar gerilerken uzun vadeli tahvillerde ve hisse senetlerinde son dönemin en güçlü yükselişi görülüyor. Perşembe günü beklentilerden yüksek gelen bir enflasyon verisiyle bu pozitif hava değişir mi? Sanmıyoruz. Manşet enflasyon yükselse de çekirdek enflasyonun gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. İsrail-Hamas savaşında can kaybı maalesef artmaya devam ediyor. Uzun sürebilecek bir savaşla karşı karşıyayız. Ancak şekerin kayıplarını geri alması ve petrol fiyatlarının dengelenmesi iktisadi etkinin sınırlı olacağını söylüyor. Türkiye savaşı durdurmak için arabuluculuk yapma gayreti içinde. Borsa İstanbul %3'ün üzerinde bir yükselişle önceki günkü kayıplarını tamamen geri aldı. Arçelik, Ereğli, Petkim, Şok Marketler, Tekven, Teknosa ve Türk Hava Yolları yükselişte öncü konumda olan hisseler. Koç Holding ve Tüpraş ise yükselişe katılamayan beğendiğimiz hisseler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantılardan pozitif geri bildirimler gelmeye devam ediyor. Uluslararası yatırımcılar rasyonel zemine dönüş politikalarından memnunlar. Ancak para girişi halen sınırlı düzeyde. Türkiye ağırlıklarını artırmak için enflasyonun düştüğünü ve kaybedilen rezervlerin yerine konulduğunu görmek istiyorlar. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak Perşembe günü Amerikan enflasyonu negatif sürpriz yapabilir endişesi yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8370 ve 8500. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Arçelik, Ereğli, TAV, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.